Blob ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Settlement Survivor'dan selamlar sevgiler. Bu oyunu daha önce hiç oynamamıştım ama Banished'a benzeyen bir oyun. Anladığım kadarıyla o şekilde. Biraz daha farklı bir grafik yapısı var. Yani Banished'ın biraz daha grafikleri kötü hali diyebilirim. Yani en azından öyle tahmin ediyorum. Yazılanlardan okuduğum kadarıyla. Daha önce hiç oynamadım. Şimdi bir bakalım nasıl bir şeymiş. Bu arada mod falan da yapılabiliyor. Yani ileride daha ilginç şekilde geliştirilebilir bir oyun. Şimdi yeni oyun deyip başlayalım. Burada neler var? Şehrin ismi Yenişehir. Bu arada oyun Türkçeymiş. Ben İngilizce olarak indirmiştim. Türkçe olduğunu bilmiyordum. Ayarları kurcalarken fark ettim ki Türkçe de varmış. Bu arada Türkçe eğer yani oyun açıldığı zaman Türkçe açılmıyorsa mutlaka Türkçe yapın. Yani ben öyle keyif alıyorum en azından. Buraya bu lobit yazıyorum. O oyunun zorluk seviyeleri falan afetler kapalı diyor. Başlangıç metalleri yeterli diyor. Öyle çok fazla şey yapmayalım. Yani tam bilmiyorum buraları. Pek kurcalamak da istemiyorum açıkçası. Hani böyle normal random'da kalsın istiyorum. Harita modu falan filan. Bunlar normal olsunlar. Zaten göller möller bunlar zaten ayarlamıştır kendisi diye düşünüyorum. Random olarak hiçbir şeye dokunmadım. Böyle oyuna başla diyelim. Bakalım nasıl bir şey. Oyunu sevecek miyiz? Nasıl geliştireceğiz bakalım. Halkımızı mutlu edebilecek miyiz? Ana menü diyor. Ha, bize böyle bir alan. Ha, pardon, bu oynuyor. Biz seçeceğiz alanımızı. Tamam. Aa, burada bir çizgi var bakın. Bu çizginin buraya biz yerleşim başlangıç yerini biz oluşturacağız. Buralar biraz taşlı kayalı gibi geldi. Biraz suya da yakın olsun isterim. Ama su göl mü yoksa tabii sanırım sonuç olarak genişleyeceğiz öyle değil mi? Muhtemelen genişleyeceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yaparsam aslında tam arada derede de kalırız ama aslında haritayı sevmedim ya. Haritayı harbiden sevmedim. Şöyle bir şey yapabiliriz ama gerçi burada genişleyemeyiz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hem gölden faydalanmak istiyorum açıkçası. Hem de akarsudan faydalanmak istiyorum. Şöyle bir şey yaptığım zaman şöyle yapınca sağda demin bir şeyler çıktı açıldı ama şöyle yapalım. Bu şekilde başlayalım bence. Böyle böyle eğer genişleme imkanı verirse büyürüz diye düşünüyorum. Bunlar ne? Domuz mu? Koyun. Daha da yakınlaştıramıyorum galiba. Aynen bina yapacağız. Ha, bana şey mi yapacak? Tamam. Ha, ödül. Tamam anladım. Bir saniye. Şu an birkaç ayar yapayım istedim ama yazılar biraz ufak geldi bana. Onları büyütemedim nedense. Öyle bir seçenek yokmuş en azından. Neyse. Şöyle yani ilk oyunu videoyu açtığım zaman söylediğim gibi Banished'ın aslında grafikleri kötü olan versiyonu gibi geldi bana ilk başta. Bakalım ilerleyen zamanlarda keyif verecek mi? Şimdi biz ev yapacağız. Pansiyon değil, direkt evle başlayalım. Buralar nasıl olacak? Tabii buraları bizim keseceğiz yani. Ağaç kesilmesini ben istemem, sevmem ama mecburen yapacağız. Bu arada bu tarafa doğru böyle yapmak yerine aşağı doğru yapmak istiyorum. Çünkü burayı biraz kullanmak istiyorum açıkçası. Biraz daha şöyle geldiğimiz zaman biz ileride nereye doğru büyürüz? Şöyle büyüyebiliriz. Aynen bu tarafa doğru büyürüz. Şu tarafa doğru da aslında kulübeler falan. Ya yani çok biraz şey geldi bana ama şu tarafa ev yapmak istiyorum. Evet. Şöyle yapalım. Bir, iki, kaç tane yapalım? Üç tane yapalım. Sonra devam ederiz. Evet oyun şu an al diyebiliyor muyum? Ha, yok. Barınma diyor. Zaten ev var. Barınma. Tamam. Şimdi oyunu hızlandıracağız birazdan ama şu ne? Binayı ara, evler, tarım. Tarım yapacağız. Aynen tarım yapacağız. Tarım önemli. Ve bu tarz oyunlarda genellikle değil her zaman ekonomi ağırlıklı oynarım. Ben üretim yani üretim olmazsa olmaz. Ben bunu ta ortaokul zamanında Age of Empires 3, 2 daha yeni çıkmıştı. Age of Empires 2'ler böyle daha yeni böyle. O zaman internet yok. O zamanlar bile ilk başta tarıma yönelirdim. Eğer tarımınız güçlü olursa askeriyeniz o kadar güçlü olur. Eğer siz askeriyi önem verirseniz önce o zaman tarımınız çökebiliyor.
Ama tarıma önem verirseniz askeriye çökseniz tekrar yenisini kurabiliyorsunuz. O yüzden her zaman tarımla başlarım. Ben işte de işçilerimin %80'i gıdayla uğraşır. O yüzden hiç kimse de ölmez. Şehir böyle büyür. Çok büyük rakamlara kadar ulaştığım oldu. Bir kere de Banished serisi yapmak istiyorum. Biraz eski de oyun ama sağlam bir Banished serisi yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi standart tarla diyor. Tarlaları şu taraflara yapmak istiyorum. Buraya yapabiliyor muyuz? Burada 3 tane tarla yapalım. Çünkü her şeyin başı ekonomi. Eğer siz üretimi ele alırsanız sırtınız hiçbir şekilde yere gelmez. Her şeyi halledersiniz. Zaten Türkiye'de sorun serada merada tarlada. Öncelikle çiftçinin sorununu çözersek, hayvancılıkla uğraşanın sorununu çözersek ve daha sonra tarıma bağlı sanayiyi kurabilirsek zaten Türkiye'nin böyle fazla sorunu kalmaz açıkçası. Alım gücümüzü zaten yükselttikten sonra gerisi gelir. Ama bunu bir türlü tabii oturtamadık. Devam edelim. En azından oyunda yapalım. Tarımda başka neler var? Standart tarla yaptık. Ne diyor? İki tohumunuz var diyor. Tamam, fark etmez. Meyve ağaçları dikilebilir. Bu ürün yetiştirilebilir. Tarla ile aynı işlevi görüyor. İyi. Boyutu sabit. Ha, bu şey yapabiliyoruz. Anladım. Tamam, bu standartı var. Bu şey istediğimiz boyutlarda yapabiliyoruz. İstersek ince uzun yapabiliriz. Mera yapacağız ama şu an değil. İleride. Burada da balık. Balık önemli. Balık önemli. Balığı yapmak lazım. Şurada da yapabiliriz. Aslında balığı gölde yapabiliriz. Buraya yapamıyor muyuz? Sebep? Ha, böyle yapabiliyoruz mu? Buraya inşa edilemez derken ya bu gölde balık yok mu arkadaş? Ben aslında bir parçayı buraya alırken ben bundan faydalanırız diye aldım. Bak buraya da koyamıyor. Allah Allah. Gölde balıkçılık yapamıyoruz öyle mi? Tamam, yapıyı döndürelim. Kafamıza göre döndürebilseydik. Burayı da yapamıyoruz. Balık olayını çözemedim. Neyse çözeceğiz. Çiftçilik diyor. Zaten ha, burada hepsi seçiliymiş. Başka ne yapabiliriz? Kaynaklar. Yabani bitkileri toplayacak. Yabani bitkiler genelde olgun ağaçların yanında bulunur. Eyvallah, bunu yapacağız. Tamam, avcılık. O keresi atölyesi fidan dikecek. Aynen, bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Buraya yapalım mı? Böyle yapalım. Buraya yol yapacağız mı? Ben işte yol vardı mesela. Burada yol var mı bilmiyorum. Daha gelmedik herhalde. Bir de avcı kulübesi var. Hayvanlar et, yağ ve deri için avlanacak. Mesela bunu yanına koyabiliriz çünkü burası zaten ormanlık bir alan olacağı için orada hayvan da bulunur. Bunu da böyle yapalım. Böyle kafama göre çatır çutur yapıyorum ama herhalde oyun için bir sakıncası yok. Bunu alamıyoruz. Kuyu. Kuyu önemli. Kuyu şöyle ortaya yapalım. Büyük kuyu. Biz küçüğünü yaptık. İçme suyu yapılabilir. Yangın söndürmek için kullanılır. Bu. Burada yangınları söndürüyor. Burada kuyu da su üretiyor. Tamam. Evleri biz buraya yapmadık mı? Tamam. Burada da kuyu var. Sıkıntı yok o zaman. İmalat. İmalat önemli. İmalat, üretim. Her zaman üretim. Şu an buna girmeye gerek yok. Şu an buna girmeye gerek var mı? Buna girmeye gerek var ya. Ama hemen yapmayalım. Depolama, depolama, depolar önemli. Bunların hepsi ayrı ayrı depolara sahip değil mi? Ben işte gibi. Bu öyle depolayabilir ama ne öğesi? Bu mesela ne koyuyor? Her türlü kaynağı alır. Bu daha az içi bulundurur. Ha, market.
Oy anasını. Bu da küçük market. Niye böyle yaptı? Bir saniye. Bu ortada ne var? Bu market var mı zaten ya? Bu ne? Bu depo. Var mı zaten depo? Ardiye var mı peki? Bu ne? Bu dayanıklı depo. Bu inşaatçı odası. Bu market. Ha, burası komple market. Tamam. O zaman açık ardiye yapsak. Ha, kendimiz seçiyoruz. Şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Yani açık ardiye buraya böyle depolayabilir diyor sonuçta. Tamam. Burası ne? Hizmetler. Mezarlık. Tamam, şu an gerek yok. Bunlar ileride. Bunlar önemli ama hemen değil. Şu okul. Bunlar önemli ama hemen değil. Köprü inşa etmek, tünel inşa etmek. Ha işte yol varmış. Bu %25 hızını artırıyor. Bu %50 hızını artırıyor. Taş yol yapalım. Mesela şuraya yapalım. Ha, böyle tutup gelmiyor. Elimizle mi tutuyoruz? Şuraya kadar gelsin. Mesela burası da şöyle gelsin. Sonra bununla bu birleşsin. Buraya yapmayacağım. Orası her karışını şey yapmamız lazım. Orman için kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Dur bakayım. Şu yolu nereye yaptık en son? Şuraya yaptık değil mi? Buradan. Şöyle gelsin. Şu yolda kaldıralım. Daha sonra yapacağız ama. Bu ne? Taslaklar. Ne demek? Sığınak mesela. Felaket meydana gelirse ki felaketleri kapattık. Onu görmüştüm ayarlarda. Şimdi binayı ara. Ha, peki ben şey yapmak istiyorum. Mesela ben işte şöyle bir şey var. Mesela burayı temizle diyorduk. Onu nasıl yapacağız? Burayı temizlemek istiyorum. Mesela görmek istiyorum. Temizlemek istiyorum. Burada bütün her şeyi kaldırsın. Bu arada ben köylüleri de görmüyorum. Bunlar ne? Mantar mı bunlar? Ne bu? Şirinler mi yaşıyor orada? Bu Ceren. Aa, Türkçe. Ceren. Adını değiştirebiliyoruz. Taşıma yapıyormuş. Evi hiç. Hiç mi? Abi üç tane ev yaptık. Yapmadılar mı evi? Ceren'e vermediler mi? Ceren evsiz mi kaldı? Yapmayın. Çiftçi. Abi çiftçinin evi olmaz mı ya? Baş tacımız çiftçiler. Çiftçilere ev yapalım. Bir şey diyeceğim. Bu ev niye yamuk? Yani bunlar böyle. Bu niye böyle? Niye yan yapmışlar bunu ya? Bak burada bitkiler falan var anladığım kadarıyla. Ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani şu bölgeyi tamamen açmak istiyorum ya. Acaba nasıl yapabiliriz? Komut ver. Aa, bura işte, tamam burası. Heh, işte bu. Tam olarak bunu istiyorum ya. Yolları kaldır değil, bitkileri topla değil. Hepsini topla baba. Bak şimdi. Bak şimdi ne yapacağım. Şöyle bir başlasın. Tamam mı? Burayı çünkü büyüyeceğiz. Görmüyorum. Görmem lazım. Burayı şöyle bir al. Oldu mu acaba? Oldu galiba, herkes bu tarafa gidiyor. Ben bunu bir kaydedeyim mi ya? Oyunu kaydet. Ekle. Kaydetti mi? Tamam, oyunu kaydetti. Şöyle bir kaydetsin ya. Tamam. Bak burada taşlar maşlar var. Bunları da alacağız. Nerede? Nereden yaptım ben? Komut ver. Bu değil mi? Taşlar.
Taşlar. Bu bölgenin taşlarını al. Bu bölgenin taşlarını al. Bir de buraya şey yapacağız. Devam edeceğiz. Şey olarak ev yapacağız. Hatta evleri şimdiden yapalım. İki tane daha ev yapalım. Niye böyle yapıyor? Marketten dolayı. Anladım. Anladım. Bir ikinciyi yapsak sıkıntı yapar mı? Ucuna yapıyoruz ama deneyelim. Vay kuşlara bak kuşlara kuşlar nasıl gidiyor? Ah güzel güzel güzel. Şimdik. Bu ne? Niye böyle? Ha. Öncelik vereyim mi buraya? Vay öncelik ver. Çok güzel bak. Çok güzel bir şey sistem. Bak detaylar güzel. Detayları sevdim. Aynen. 7 tane ev inşa etmiş zaten ya görevde. O zaman bir tane daha yapalım. Şöyle. O zaman yol. Yol lazım. İmalat. Yol neredeydi? Yollar. Var zaten yol. Tamam. Aa, bu tarafa var mı? Yok. Artık var. Valla güzel olacak. Güzel bir seri olacak sevgili dostlar. Güzel güzel. Ben sevdim bu oyunu. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu sevdim. Yani oynanır bu oyun. Size de tavsiye ederim. Bak 14 derece. Ya gayet güzel ya. Detaylı detaylı yapmışlar. Harika. Biraz daha böyle adapte olursak iyi olur oyuna. Aa, bu arada şey aşağıda da şeyler yazıyor bak. Azize rençper olmuş. Rençper amele demek. Şubat'ta gelmiş. Mülkinaz mı? Mülkinaz. Abi o nasıl bir isim ya? Mülkinaz. İlk defa duydum. Mülkinaz. Bak burayı açtık. Güzel oldu. Buralara işte okudum. Mahalleyi buraya kurarız. Hem de eşyaları toplamış olduk. Buraya mı koyuyorlar? Harbi harbi. Bak odunları buraya getiriyorlar. Eyvallah. Burada da ne diyor? Geliştirme diyor. Tamam geliştirmem. Sıkıntı yok. Bu ne? Burası inşaat odasıydı. Burada 3 tane çalışanımız var. Arttırabiliyor muyuz? Arttıramıyoruz çünkü 3 tamam. Burada ne var? Burada envanter. Yani buranın biraz daha küçük hali anladığım kadarıyla. Şurada bir şey var. Ot. Ot toplamışlar. Ha şurayı şey yaptık. Ondan mı? Kereste toplamışlar. Toplam rezervi 400 diyor. Eyvallah. Burada da var. Burada 399. Ha, zaten ikisi toplam. Tamam. Burada neler var? Anladığım kadarıyla şöyle bir şey. Yanlış anlamış olabilirim ama herhalde toplanılan şeyleri eğer depo yoksa direkt buraya getiriyor galiba. Şimdi ben işte nasıl yapıyordu? Ana depoya getiriyordu. Orada birazcık daha komün sistem var. Yani komünist dediğimiz, sosyalist dediğimiz yani komün sistemi var. Yani ne demek o? Herkes ortaya malı koyuyor. İhtiyacı olan istediği kadar alıyor. Şimdi burada anladığım kadarıyla biraz daha kapital bir sistem var ve bu sistemde malı sana satıyor. O zaman bu oyuna para olması lazım. Belki de vardır. Şurada bir yerde. Bunlar rençperlerim. Boşta duranları yazar mı acaba? Herkes çalışıyor mu? Hop bir saniye. Dur. Neye bastım? Şunu kapat. İstatistikler. Görmüyorum burayı. Bir grup yaban kazı tarladaki fileleri gagalamakta. Kalmayıp. Zaman zaman grup halinde yoldan geçenleri sağlar. Ulan kazlardan dayak mı yiyorsunuz lan? Oğlum siz nasıl vatandaşlarsınız? Diyor ki bu kazları kes. Bu kazları evcilleştir. Kaz. Şimdi açıkçası bu tarz durumlarda ben lan nereye gitti? Bir saniye konuşuyorduk. Ne oldu şimdi kazlara? Ya bu önceki oyunda da böyle oldu ya konuşurken gidiyor. Benim direkt karar vermem lazım. Ya bu tarz durumlarda kazları kesmek yerine evcilleştirmeyi tercih ederim diyecektim. Keşke bassaydım. Neyse. Bizim şu an yapmamız gereken şey, bu arada bu ev niye yapılmıyor mesela? Ne eksik? Veya bu niye? Ha, bu yapıldı.
Bizim şu an taşa mı ihtiyacımız var? Taş topladık. Bak bu evler yapılmadı. Şimdi burası tamamen bitti mi? Yapılıyor diyor. Şurada süresi var, tamam. Ha bu arada şeye bakacaktık ya. Buradan malı nasıl aldıklarını ben anlayamadım. Şehir profilleri falan filan, rençber rençber rençber, tamam, herkes rençber. Bunları acaba atayabiliyor muyuz ya? İlla ki atıyoruzdur. Mutluluk. Kıyafet miyafet. Şimdi biz hangi aydayız? Şubat'tayız. Önümüz yaz. En azından kıyafetlerle alakalı bir sıkıntı yaşamayacağız. Burada her şey yazıyor mu? Başlangıç nüfusu 30 falan filan. Bunlar başlangıç kısımları galiba. Coğrafya haritalar, boşver onları. Gümüş para. Aha. Harbi gümüş para. Yani biz devlet miyiz, kabile miyiz? Onun gümüş parası, tamam. Ama onların var mı? Benim merak ettim o. Yani o marketten malı nasıl alıyor? Yani bir ücret mi ödüyor? Bir para birimimiz mi var? Onu anlamak isterim ama. Yoksa adı mı market? Hani depodan almak yerine, hani ben işte benzemesini belki değişik bir şey yapmış olabilirler. Adını market yapmış olabilir. Sen gidip yine ücretsiz alıyorsundur. O da olabilir. Evet. Sırt çantasında bunun 5 tane domates mi var? Hmm. Bu Şefik. Kel Şefik. Ayakkabısı var. Tamam. Şimdi biz önümüzdeki kışa kadar, ha kazlar burada işte. Kesmeyin abi kazları. Evcilleştirin. Yapabiliyor muyuz? Nerede? Ya bildirim ekranı lazım bana. Şu mu? Aa, teknoloji var. Wow, şehir kalkınması. Ya yazılar çok ufak ya. Ben laptopta oynamıyorum. Büyük devasa ekran var ve ekran 2 metre önümde. Benim gözlerim de görmüyor. Gözlük de kullanıyorum ama o kadar görmüyorum gerçekten. Bazen detayları kaçırabiliyorum. O yüzden gözünün önünde duruyor. Nasıl görmüyorsun demeyin bana. Görmüyorum. Dediğim gibi 2 metre önümde yani. Abartmıyorum. Belki 2,5 metredir. Şu an ekran önümde. Bu aktifleştir diyor. Suyla bulaşan hastalıklar. Şimdi ufak tefek şeyler yapmamız lazım. Aa biz buraya bir tane şey yaptık. Neydi o? Bir saniye. Şurada. Şimdi buraya bir gelelim. Aa buraları yapmamış. Avcı kulübesi. Peki bu neydi? Keres atölyesi. Biz buraya bir tane de bu toplayıcı vardı ya, demin yazıyordu. Şu toplayıcı merkezi yapalım. Onu da ya çok fazla burayı da yapmak istemiyorum çünkü bunun kestiği alan zaten yarısını şeylerle kapamak istemiyorum. Şuraya yapalım. Bunu da aynen böyle yapalım. Ne diyor? Alan yapısı. Tamam yapmayız. Tamam iptal edelim. Nasıl iptal edeceğiz? İptal. Anladım. Ben burayı hani ağaç maç öyle düşünmüştüm. Tamam. Bir saniye o zaman. Bu tarafa doğru ben büyümeyi düşünüyordum. Buraya mı yapalım? Ama burayı da tarla yapmak istiyorum. Uzaklaşmak da istemiyorum. Acaba evleri mi buraya yapsaydık? Neyse artık geçti de. Tamam o zaman biz buraya şey yaparız. Burayı şimdilik şöyle yapalım o zaman. Daha sonra bakarız sonrasına. Şimdi. 10'u bir tık hızlandıralım. Mart gelmiş. Mülkiyaz tekrar rençper olmuş. Şimdi bizim sayımızı artırmamız lazım arkadaşlar. Sayımız artarsa daha çok şey yaparız. Bunlar niye elleri kolları havada? Aa bunlar olan geyikmiş. Ulan
Hay Allah'ım ya Rabbim. Ben de diyorum elleri kolları kalkmış havada yürüyen siyah insanlar zannettim. Şimdi onunla alakalı aslında bir hayvancılıkla alakalı bir şey vardı değil mi? Demin görmüştüm sanki. Tarımın içinde miydi? Değil. Aslında bak burada şey de var. Mera da var. Ama şu balık yatağına bir daha bakalım mı? Bunu ben kafama göre nasıl döndürebiliyorum? Şöyle yapabiliyor muyum? Yok. Bunu döndüremiyorum. Belki döndürsek olur. Yapıyı R ile ama şey pardon şöyle bu böyle döndürülmüyor. Böyle oluyor. Nasıl inşa ediyoruz peki? Şöyle mi acaba? O değil de buraya niye yapamıyoruz? Ben onu anlamadım. Ah, oluyor işte. Demin olmadı. Ben beceremedim demek ki. Böyle ne kadar içe yaparsak o kadar az yer kaplar. Tamam. Bak çok sevindim. Göl balığı abi. İyidir iyidir. Göl balığı iyidir. Ya ben bu gölü sırf balıkçılık yaparız diye aldım. Şurayı da ekstra ekleriz. Şimdi yol yapalım hemen. Taş yol. Şöyle yapalım. Şuradan nereden geçtiğini göreyim. Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Evet. Tamam. Yalnız. Ben buraya da ev yapacaktım ya. O zaman imalatta neler var? Terzi atölyesi, demirci. Bunlardan yapacağız da. Hemen yapmak istemedim onları. Şimdi öncelik daha şey olsun. Acil ihtiyaçlar. Şey nerede ya? Demin bir tane şey vardı. Hayvancılıkla alakalı bir şey vardı. Keres atölyesi. Yo, bu değil. Tarla falan bahçe bu da değil. Bu hiç değil. Da mıydı ya? Çiftçi değil. Balık mera diyor. Zaten bu tepsi. Mera. Ha bu böyle diyor. Böyle yapalım. 13-13. Yanına bir tane daha yapalım. Şimdi kalsın o zaman. Dur. Bir tane daha yapalım ya. Niye yapamadım? 13'ü... Aa, burası 13. Burası 13. Tamam. Şimdi buraya bir tane yol çakalım. Tamam. Hatta buraya da bir tane yol yapabiliriz. Şimdi bunun yanına bir tane daha yapacağım tarla. Hatta bir tane daha yapayım. Yani böyle abartı gibi gelmesin. Gerçekten önemli ya. Tarla çok önemli bir şey. Şunu kapatayım. İki tarla bir yol şeklinde yapabiliriz. Şu üç tane mi tarla yapmıştık? Aynen. O zaman yolları kaldır. Tamam. Oraya bir tane daha yaparız sonra. Harika. Burada hayvancılık olacak. Tamam, çok güzel. Buradaki evler hala bitmedi diyecektim. Bir tanesi bitti. Tamam. Hizmetler. İnşaatçı odası. Tuvalet mi? Klinik. Aslında bu klinikten bir tane yapalım ya. Bu tarafa yapaydık iyice. Yaparız aslında. Ama çok mu uzak olacak? Yok. Bakayım. Ben evleri böyle yapmayacak mıyım? Yapacağım.
O zaman böyle yapmamın bir şeyi var mı? Yok. Ama böyle yaparsam daha mı iyi olur? Böyle yaparsam daha iyi olur tabii aslında. Şöyle yaparsam tam ortalamış olurum. Tamam. Ha, girişi böyle miymiş? Tamam. Buna öncelik verme ama. Ya da ver. Bunlar tamam mı? Çalışan var mı? Bir çalışan, üç çalışan. Harika. Şu an bizim bu keresi yapıyor. Tamam. Şu ne? Güçlendirme. Tamam, bu ileride yaparız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bizim kaç tane çalışanımız var? Başkan, bu ne? Rençperler. Ayrıntılı görüntüle. Erkek, kadın, işçi, inşaatçı, işsiz 4 kişi var. Yani şu beniş gibi 22 tane yetişkin. Ha, öğrenci çocuk, tamam. Aynen. Bir an dedim o neydi? Burada balıkçımız da olacak. Yani tarımımız olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Şimdi şurayı şöyle bir başka ne yapalım? Şöyle bir toplatalım ya. Orası bir boş kalsın. Hatta şöyle şöyle alabiliriz. Şurayı da. Aa, çok güzel. Bak, bir sürü şey birikmiş. Yavaş yavaş birikiyor. Ot da var. Taş var. Kamış. Gayet güzel. Demir çeviri. Önemli olan şu an için galiba kereste, anladığım kadarıyla. Mesela şu ne istiyor? Taş da var. Demir cevheri de var. Zaten bak 3-3-5-5 istiyor. Bizde zaten 300'lü 400'lü var. Kereste önemli. Muhtemelen kışın keresteler kullanılacak. Kışa kadar aslında biz birçok şeyi bitirmemiz lazım ki şu an yukarı aşağı. Tamam, Mayıs gelmiş şu an. Ta kimse doğmamış. Çünkü evleri tamamlamıyor bunlar ya. Buna bir öncelik ver. Buna da öncelik ver. Ha, ikisini aynı anda olmuyor. Eyvallah. Tamam, bu da iyi. Tamam. Buraları bir temizlesinler. Eyvallah. Yok, bunun şeyine girmiyoruz değil mi? Tamam, girmiyoruz. Buraya ekstra alım yapabiliyor muyuz? Mesela burayı dörtlü yapabiliyor muyuz? Böyle şey yapabiliyoruz galiba. Güçlendirme. Ne için güçlendirme ama? Rüzgarlara ve yağmurlara. Yok. Ben şey manası dedim. Anladım. Bir tık daha fazla büyütme manasını söyledim. Bu ne? Dayanıklılık. Ha, bir de bunların dayanıklılıkları düşüyor. Afetlerde galiba. Bu yıkmam. Niye yıkayayım ya? Oyun kaydediliyor. Kaydedilsin. Tamam. Bu ekstra bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Tamam. Ya bunu hala yapamadık mı ya biz? Çok yavaş ilerliyor oyun. Bir tık daha hızlandıralım. Burada bu ne? Bunları şey mi vereceğiz? Niye böyle bir çizgi oluştu? Ha, bu getirilen şeyler. Tamam. Şimdi buraya çiftçi de atamışız. Ha, ne üreteceğimizi seçmemişiz. Bal kabağı mı, kış bal kabağı mı? O kadar mı? Ben buraya 5 tane şey yaptım ya. Tamam. Buraya bal kabağı diyelim. Buraya kış kabağı diyelim. Ya da burası bal kabağı olsun. Burası böyle olsun. Ya buraya ben başka bir şey yapmak istiyorum ya. Ya başka bir şey herhalde, onu ileride yapacağız. Bu ne? Korkuluk.
Tamam yaparız. Korkuluk da yaparız. Seç diyorum. Tamam, onu ayarlarız. Ne zaman yapabiliriz? Örgü atölyesini üretiriz. Eyvallah, tamam, bunları yapacağız yapacağız. İleride. Şu ne? Ha, bu hayvanları alalım ya, yetiştirelim. Burada da bakalım ne var. Ha, bitmemiş ki bu. Şu evi tamamladık mı? Ev tamamlandıysa şuna bir öncelik ver be dayı. Şunu hemen bir yapalım ya. 2 dakika aradan çıksın. Aynen. Burayı bir 2 dakika yapın ya. Şu an 6 kişi boşta mı, şaka mı gibi? Altı tane işsiz var. Tamam. Onları ayarlayacağız. Bak, burada üretim başladı. Harika. Yani bunları bitirmemiz lazım. Bizim şu an çılgın gibi oduna mı ihtiyacımız var? Hızlıca görebileceğimiz bir şey var mı? Ha, istatistik. Çiftçi. Ha, buradan ayarlayabiliyoruz. Tamam. Kuyucu bir tane var. Tedarikçi bir tane var. Ha, buradan yapabiliriz. Mesela bu ormancı şeydi değil mi? Ormancı ağaç artmıyor. Niye? Ne oldu? Bir şeyler geldi. Tedarikçi. Ama Allah. Yani buraya mesela burayı azaltabiliyoruz. Ama arttıramıyoruz. Anladım. Acaba boşta birisi olmadığı için mesela şunu şöyle yapsam artırabiliyor muyum? Yok. Anladım. Üretim grafiği diyelim. Patates. Stoklar. Nüfus. Şu an için bunları yapabiliyoruz. Anladım. Burada ne var? Burada koyun var. Olur, koyarız. Şimdi Ağustos ayındayız. Sağlık çok düşük. Şunu yapacağız ya. Nerede o? Şu. Şunu bitirdiğimize göre önceliği şuna ver be dayı. Balıktan önce. Balığı sonra da yapsak olur. Şimdi şuraya bir şey atayalım. Bu koyun yün verir. Eyvallah. Şimdi burada da başladık. Yün işlerini yapmaya. Gayet güzel. Bizim şurada şeyimiz ne? Tamam, kerestemiz, merestemiz de iyi, derimiz de var. Yağ mı? Anladım. Bu ne? Şu kesme taş. Taşçılık atölyesi. Bunları daha sonra tabii geliştireceğiz, güzel olacak. Ya şöyle yapalım isterseniz. Çok uzun olmasın bölüm. Burada ben bir şey yapayım, boşluk yapalım. İkinci bölümden kaldığımız yerden devam edelim. Ben gerçekten ve gerçekten çok sevdim bu oyunu ya. Yani ben bunu oynarım. Yani güzel bir seri yaparız. Mouse kayıp kayıp duruyor, pardon. Güzel bir seri yaparız diye düşünüyorum. Yani şöyle güzel bir şey yapalım ya. Kasaba, köy kuralım. Kasaba yapalım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlaka onu da izleyin. Hoşça kalın.